Selam chat. Bayağıdır görüşmüyoruz. Uzun zamandır YouTube'a, Twitch'e hiçbir yerde bir içerik verdiğim bir şey olmuyordu. Bir aya yakındır galiba. Daha fazla bir ay geçmiş süredir. Şimdi bu video çekmem önce klasik bir yayıncının, YouTube'un her neyse artık ben her neyse. Size oturup durumu, şu an hayatım nasıl gidiyor, ne oluyor, niye böyle bir duraksama dönemine girdik. Bunu konuşmak adına yani ben bu mecrada şey yapıyorsam, devam ediyorsam, siz de beni takip etmişseniz bir açıklamaya şeyiniz var, hakkınız var tabii ki. Bu şey olarak anlaşılması yok, yurtumu bırakıyor şey falan, son video öyle bir şey yok. YouTube veya Twitch'i ya da yayıncı ya da içerik üreticiliğini bırakmak gibi bir şeyim yok şu an. Niyetim. Ne olduğunu, geçmişte ne olduğunu, neden geçtiğimiz birkaç aydır böyle bir üç parça şeklinde düşündüm bunu kafamda, çok net değil de. Geçmişte ne oldu? Neden? Birkaç aydır böyle bir şeye girdik. Lore'un genel durumunu da burada konuşuruz. Lore'un durumunun da bunda etkisi var. Şu an ne oluyor ve gelecekte ne olacak? Bunlara planlarım ne? Genel olarak onu konuşacağız. Değil mi? Çok düşünmedim. Net olarak ne konuşacağım bilmiyorum. Aklıma ne gelirse. Öncelikle farklı bir düzeniniz var. Ondan bahsedelim. Farklı bir düzeniniz var artık. Buradan yayınlarımız devam edecek. Bir sıkıntı yok. Yayındır, videoda buradan devam edecek. Şimdi ne oldu? Yine bir işe girdim. En büyük faktör o. İşe başladım. Üniversiteden mezun oldum biliyorsunuz. 2021'de Bilkent Spor Regüler Biyoloji'den mezun oldum. İşe girdim. Ondan sonra bir satış uzmanı olarak çalışıyorum. Bir yani nasıl desem, firmanın adını söylemek istemiyorum da. Biyomedikal cihaz ve sarf satan bir firmada satış uzmanı olarak çalışıyorum şu an. Şeyimden gayet memnunum, pozisyonumdan. Gayet tatmin edici. Hem şey olarak, İş tatmini olarak hem finansal olarak tatmin edici bir pozisyondayım. O konuda bir sıkıntı yok. O yüzden işe biraz yoğun gidiyordu iş. Başladığım zamandan beri Eylül-Ekim gibi işe başlamıştım. O zamandan beri biraz yoğun gidiyordu. O yüzden yayıncılığa biraz ara vermem gerekti. Çok net iletişim kuramamış olabilirim. Bu konuda sizde o benim hatam. ama ikisini de bir araya götürmeye çalıştığım bir dönem oldu. Ocak, Şubat gibi. İkisini de bir araya götürmeye çalıştım. Ocak, Şubat'ta gene bayağı azalttım da Ocak'ta gene çalıştım. Ama yani ikisine de tam odaklanamadığımı fark ettim. O yüzden iş yoğunluğu, bir de yani işe yeni başlamıştım. İşi öğrenip işi oturtana kadar biraz ona odaklanmaya karar verdim. Onu bayağı oturttum şu an, öyle söyleyeyim. Zaten Ekim gibi başlamıştım. Ekim'in ilk haftası başlamıştım. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 3 ay oldu. Pardon, 6 ay. Ben işe başladım 6 ay oldu. Ve bayağı iş deneyimi falan kazandığımı düşünüyorum. İşi biraz tıkırına oturttum. Hem neyi nasıl yapacağımı biliyorum artık. Neyin nasıl gideceği bayağı daha yerine oturttu. O yüzden yeni de düzenimi kurmuşken buraya da geri dönmek istiyorum. Şimdi bu buraya kadar olanlardı. Yani neden bu süreç oldu? Yayınlara bayağı ara verildi. YouTube'a video falan gelmiyordu. Discord'da da sıfır aktiftim. Yani genel şeyle de şeyim çok azdı. Community'yle de iletişimim çok azdı. Dediğim gibi tamamen benim şey hatam. Bundan sonra böyle olmayacak ama. Bu videoyu gördüğünüz ayın 28 olacak. 29'unda yeni bir yama geliyor diye biliyorum. Yamaya çıkacaklar. 30'unda online olacak. Yamaya bakmayı planlıyorum. Yani bir de şimdiden bahsedeyim. Şu an ne oluyor? Kafamdaki fikirler ne? Yeni kartlar geldiğinde onlara bakacağız. Yeni kartları yorumlayacağız. Yeni yamalar geldiğinde onlara bakacağız. Çok ilginç listeler olursa onların videosunu çekip YouTube'a atabilirim. Şeylerim bunlar. Sadece yeni kartlara baktığımız zamanlarda veya yeni yamalar geldiğinde yarım saatlik maksimum 45 dakika, belki bir saatlik, bir saat olacağını hiç düşünmüyorum da yarım saatlik yayınlarımız olabilir. Atıyorum yama çıktıktan yarım saat boyunca yamayı yorumlarız tarzında şeyler, ya da yeni kartları yorumlarız. Yeni kartlar gelince o hype'ı biliyorsunuz, Twitch'te yaptığımız hype'ı. Yeni kart gelsin, olsun bu olsun. Onlara bakabiliriz yakın zaman. Zaten turnuva da olacak. Bu arada Lord'a Master. Lord oynamıyorum diye düşünmeyin. Sezonluk turnuvaya hazırlanıyorum şu an. Lord'a biraz daha kompetitif düşün. O birazdan konuşacağız onu. Gelecekteki planlar bu konusunda. Yani şu an dediğim gibi yeni kartlara bakacağız. Yeni yamalara bakacağız. İlginç listeler olsa onlarla ilgili video gelir. Dediğim gibi yani gameplay sadece YouTube'a gelir. Twitch'te gameplay yapmayacağım. Ondan da bahsedeyim. Şimdi YouTube ve Twitch olarak iki şey açalım. Önce YouTube'dan bahsedeyim. YouTube'a gameplay gelecek. Yeni kartlara baktığımız videolar gelecek. Yeni yamalara baktığımız videolar gelecek. Veya kafama eserse atıyorum, şöyle top 10 videolar falan yapıyorum da en broken 10 kart, en bilmem ne 10 kart. O tarz şeyler yapabiliriz. Şu üçü net ama. Yani yeni kartlar, yeni yama ve güzel desteler. Yani
gameplay çekecek motivasyonum olursa bu üçü. Onun dışında Twitch'e gelecek olursak Twitch'e dediğim gibi yeni kartlara bakacağız canlı bir şekilde. Oradaki reaksiyonlar zaten YouTube'a gidecek. YouTube'da bakmak isteyenlere. Ama Twitch'te gameplay olmayacak. Bu net. Bu çok net söylemek istiyorum. Yani yayın açalım, oyun oynayalım. Öyle bir şey söz konusu değil. Twitch Türkiye dead. Bu çok net. Özellikle küçük yayıncılık imkansızın ötesinde bir yere geldi şu an. Yani Twitch'te asgari ücret almak istiyorsanız 1500 sub'ınızın falan olması gerekiyor büyük ihtimalle. Çünkü o kadar saçma bir yerde ki ve kimse küçük yayıncılara sub olmuyor gerçekten. İnsanlar Prime kullanıyor, onu kullanıyor, bunu kullanıyor. Kimse para verip küçük yayıncıya sub olmuyor. Ha, bu iş tabii ki sadece para yapmak için değildir dediğim gibi. Ama ben bu işi hobi olarak devam edeceksem dediğim gibi bu net bir şekilde devam etmek istiyorum. Yani yayın açıp benim yani şu dönemde çünkü ben 9-6 işte çalışıyorum. Eve geldikten sonra da 2 saat, 3 saat yayın yapmam mümkün değil. Yani bu işin ciddi bir getirisi yoksa bana. Sadece hobi olarak bunu yapmam mümkün değil. Yapmak da istemiyorum. Bunu da net söyleyeyim. Gerçekten yapmak istemiyorum. Çünkü bir ara onu yapıyordum. İşe gittiğim dönemlerde işten eve gelip yayın falan açıyordum ama sürdürülebilir bir şey değil gerçekten o. Evet yani şey bu. YouTube ve Twitch'in durumu bu. YouTube'da bunlar olacak. Twitch'te gameplay yok. Dediğim gibi gameplay yok. Lore gameplay için bir talep de olduğunu sanmıyorum. Canlı lore gameplay için. Yani ilginç testler için olabilir. YouTube'a video şeklinde ama canlı gameplay Twitch'te yayın yapalım. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi Twitch'te yeni kart ve yeni yama şeklinde yarım saatte 40 dakikalık canlı yayınlarımız olacak. Maksimum 1 saat. Belki de sohbet ederiz aslında. Bu da şimdiydi. Yani bu yakın zamandaki planlarım bunlar. Biraz da geleceği konuşalım. Bu yıl olarak konuşalım. Yani 2022'de ne olacak? Ne düşünüyorum bu platformda? Kendi platformumda sanki çok büyük bir platformum varmış gibi. Düşündüklerim şunlar, birincisi Lore'da biraz daha kompetitif olmayı planlıyorum. Çünkü Lore'un içerik ürettiğim dönemlerde hem kompetitif olup hem eğlenceli içerik üretmek arasında gidip geliyordum. Yani sezon turnuvalara katılıyordum. Son sezon turnuvada da ilk 16'ya kaldım. Yani güzel bir başarıydı bence. Bu senin ilk sezonluğunda böyle bir şey yapabilmek. İlk miydi, ikinci miydi hatırlamıyorum, neyse. Bundan sonra da buna devam ettirmek istiyorum. Yani sezonun turnuvalara katılabilmek istiyorum. Dünya şampiyonasına gitmek gibi bir hedefim var. Onu da açıkladılar nasıl gideceğini. Oraya gitmek gibi bir hedefim var. Böyle biraz sinirlisin. Oraya gitmek gibi bir hedefim var. Dediğim gibi biraz daha kompetitif oynamak istiyorum. Yani geçtiğimiz sene full içerik üretmeye önem verdim. Bu sene de biraz daha tryhard olmak istiyorum. Çünkü kendim şu an sadece içerik üreterek çok tatmin olmuş hissetmiyorum. Oradan biraz daha yani limitlerimi zorlamak istiyorum diyeyim. LoL ile ilgili bu yılki planım bu. Olabildiğince tryhard olmak, sezonluk turnuvalarda mümkünse her sezonluk turnuvaya kalıp orada da bir başarı elde edebilmek. LoL ile ilgili hedeflerim bu sene için. Onun dışında ben biliyorsunuz Riot oyunlarının içeriğini üretmeyi seviyorum. Yani zaten LoL'dan yardırıyoruz. Benim çok da şöyle boş zamanında oynadığım başka bir oyun yok. Beklediğim bir tane oyun var, o da Project L. Riot'un dövüş oyunu. Onun için de o çıktığı zaman düzenli bir şekilde onu da şey yapmayı planlıyorum. Onda da kompetitif olmaktır her neyse artık. Yani hayatımdaki bu oyun hobisi kısmında olabildiğince kompetitif olmayı planlıyorum. Öyle söyleyeyim size. Yani tabii kendi özel hayatıma da zaman ayırıyorum. Hayatım zaten yani şöyle söyleyeyim. Bu hobi kısmı hayatımın büyük çoğunluğu iş ve özel hayatım şeklinde gidecek. Bir de bu şeyde devam ettirmek istiyorum hobiyi. Dediğim gibi o projeler çıktığında ilk amacım olabildiğince kompetitif olmak. İkinci amacım güzel içerik üretebilmek o konuda. Yeni karakterlerle dövüşürüz falan filan. Öyle bir içerik üretme planım var. Onun dışında böyle hype güzel devam edebilir bir oyun olursa onlardan içerik üretebiliriz. Ama şu anki dediğim gibi gelecek için benim planlarım bunlar. Lore kompetitif, Riot dövüş oyunu kompetitif. MMORPG çıkaracaklar da o da ne zaman çıkacak bilmiyorum. O çıktığında bakarız. Ama dediğim gibi şu anlık durum bu. Evet, geçmiş konuştuk, şimdi konuştuk. Lore ile ilgili ne yapıyorum yakın zamanda ve gelecek bu yılda neler yapacağım bunları da bahsettik. Daha çok diyeceğim bir şey yok. Düzenimi bu şekilde kurmayı planlıyorum içerik üreticiliğinde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Yani benim için en önemli olan şey, yani benim buradaki amacım 10 binler, 100 binler izleneyim değil. Olabilir, neden olmasın ama buradaki amacım yani bu yorumlarda siz yazın, ben cevap vereyim. Bu iletişim olsun. Zaten benim de az çok tanıdıysanız benim için önemli şeyin community olduğunu biliyorsun. Benim buradan abi YouTuber milyonlar kazanayım öyle bir derdim yok.
Güzel bir komitimiz olsun. Ben bunu hobi olarak devam ettiriyorum şu an hayatımda. Güzel bir komitimiz olsun. Keyifli alalım, zevk alalım, oyun oynayalım, sohbet edelim birbirimizle LoL'le ilgili. Şeyim bu. Tek derdim bu. Bu arada Reddit'e gelelim. Reddit'imiz bayağı öldü. Çok güzel götürüyorduk Reddit ama Reddit öldü. Çok kısa da Lore'la ilgili konuşmak istiyorum. Lore'u hiç konuşmadık, tamam. Reddit'imizin ölmesinin sebebi Lore'un ölmesi. Lore şu an çok garip pozisyonda. Meta hiçbir zaman olmadığı kadar güzel. Çok kısa da biraz Lore'dan konuşalım. Meta hiçbir zaman olmadığı kadar güzel Lore'da. Yani her maça girdiğimde karşıma farklı destler geliyor ve hiçbir deste broken hissettirmiyor. Gerçekten neredeyse oynanabilir pozisyonda. Denge olarak çok güzel bir şeye oturttular. Bu en son Ahri'yi falan nerflediler. Ahri kendini bayağı nerflediler. Ondan sonra hiçbir deste broken hissettirmeye başladı. Yani Ezreal Caitlyn oynanıyor. FTR destleri oynanıyor. Lee Sin meta'da değil falan. Farklı Vandal Steel destleri var. Sejuani GP oynanabiliyor. Öyle bir sürü meta deste var gerçekten. Yani kalkıp hepsine broken diyebilirsiniz. Bence değil. Gayet dengeli. Yani Riot dengeyi oturttu ama oyuna olan ilgi inanılmaz azaldı. Bu genel lore'un yapısından olduğunu düşünüyorum. Yani lore, yani öyle bir duruma geldi ki zaten çok kişi kompetitif oynamıyor. Kompetitif oynayan çok azdır. Oynayanların çok Path of Champions oynuyor. Riot da iyice oraya yönelmeyi seçti. Kompetitif de gene tutuyorlar çünkü onda oynayan bir kitle var ama Path of Champions'a bayağı yönelmeyi tercih etti. Bence güzel bir adım attı. Çünkü casual oyuncuların çoğu Path of Champions oynuyor. Yani beni de izleyenlerin çoğunun PvE, yani şey, botlara karşı modlar oynadığını düşünüyorum. Yani ondan keyif alıyorsun, sıkıntı yok ama ben sıfır keyif alıyorum. Yani o yüzden onlarla ilgili bir çekte gelmişken, yani gelecekte Riot oraya, şunu da söylemek için diyorum, Riot oraya bayağı yatırım yapacak. Bu sene içerisinde bazı yerlerden bilgilerim var, net bilgiler. Riot PvE moduna bayağı yatırım yapacak. Oradan yardıracak bayağı. PvP devam edecek olduğu gibi. PvP. Yani Ranked'da yardıracağız, o başka konu. Onun için de kartlar çıkaracak. Ama çok ciddi PvE yatırımları olacak. Ama benden çok bir içerik beklemeyin o konuda. Hiç sevdiğim olaylar değil çünkü. Yani rekabet olmadığı sürece beni pek ilgilendirmiyor. Yani hatırlarsanız 2v2 modları vardı. Böyle şey, şimdi Gauntlet'i hatırlıyorsunuz. Gauntlet şu an ne? Sadece maça giriyorsun, 3 deste seçiyorsun, kapışıyorsun. Ama farklı Gauntlet modları getireceğiz falan demişlerdi. Yalan oldu. 2v2 getireceğiz demişlerdi. Yalan oldu. Yani şeyde, o PvE modunda bayağı şey, hataları oldu diyorsun ama Path of Champions'da bayağı şeyi buldular. O Magic'ini oturttular. Ama ben çok ilgilenmeyeceğim orada. Dediğim gibi Ranked'da devam edeceğiz. Popülaritesinde inşallah Riot arttırabilir. Ona da bakacağız. Okey, diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Güzel bir konuşmaydı bence. Yorumlarda dileklerinizi yazabilirsiniz. Ne düşündüğünüzü. Geçtiğimiz ayda 30 kişi falan abonelikten çıkmış, abone olun. Hadi tamam yeter. Şaka komik değil artık. Abone tuşuna basın. Like atın. Bildirimleri açın. Teyzenize, amcanıza videoyu gönderin. Onlar da izlesin. Bay bay. Bu video 28'inde yayınlanıyor. 29'unda yeni yama var galiba. %100 emin değilim. Varsa yayına gelin. Bay bay.